Dear chefs, we will finally test the modern presentation of our traditional Turkish food and pass the winter garden for Turkish cafe servings. Efendim, kusura bakmayın, benim de haberim yoktu. Merhabalar. Kenan Bey. Güvenlik. Aa, yo, benim servisim vardı. Lütfen zorluk çıkartmayın, benimle gelin. Dışarıya alalım. Ben dışarı alalım sizi. Bir saniye, lütfen bir tadına bakar mısınız? Lütfen. Aa, ama durun be. Ya ne olur bir tadın. Bakın neler yaşandı. Ne kafalar kırıldı mutfakta, lütfen ya. Abi sen bir tane mendil versene ya. Abi sen istiyor musun? Var bende var. Ver bir tane daha dedi. Yani yine de biz dua edelim. Adamlar skandal çıkmasın diye bizi şikayet etmedi. Ya ben dedim ama. Hani demesem demedim diyeceğim ama dedim yani. Dediğim için kızıyorum zaten. Elimize yüzümüze bulaştıracağız dedim. Var ya Kenan Bey merak edip de azıcık aldıysa o kadar emeğe yazık oldu. Ama biz elimizden geleni yaptık sonuçta değil mi? Yani elimizden geleni yaptık. Hatta elimize geleni attık Yasemin. Ya tamam, uzatmayalım. Ne yapalım? Buraya kadarmış işte. Yaptık yapacağımızı. Rezillik ya. Özür dilerim. Ben de her şey için teşekkür ederim. Aa. Helal Baldo. Ay şunlara bak. Ay rezillik. Kim yüklemiş bunu? Ay ne bileyim anne, garsonlardan biri falan çekmiştir herhalde. Ya kim yüklediyse yükledi Beren. Önemli olan bu mu şimdi? Yani açıkça otele falan, sunuma falan gitmemiş bunlar. Beni uyutup dörde bir olup arkamızdan iş çevirmişler. Yazıklar olsun. Yahu yavaş be yavaş. Uyanın diye hadi inin burada hadi. Hayırdır ya, niye burada iniyoruz? Eve kadar götüremedin mi yani, pardon, niye? Ateş, senin kafan mı durdu? Yasemin'le abim otelden dönüyor, bizim ne işimiz var arabada? Ay güya bir de yalancıların ruhani lideri olacaksın sen. O nereden çıktı kız? Ha? Ya eve taşınırken babamla ilgili gerçekleri sakladık ya. Yalan sandı Zahar. Hay Zahar. Biz de kapıyoruz bir şeyler be. Hadi bakalım. Hadi kocacığım. Gelin kocacığım. Ne bu şiddet bu Celal ya? Allah Allah. Bezir olduk zaten, yeter ya. Bu arada üstümüzün başımızın haline bakar mısınız? Ben bu şekilde eve asla gitmem. Buldum. Ben tamirhaneden tulumları alırım. Başka da hiçbir şeye karışmam. Hadi eyvallah. Yasemin, biz de Gülçin'den alırız bir şeyler. Abi sen de dayımdan al. Ya dayımdan. Hadi Ayşen hadi. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Celal amca. Nasıl geçti sunum? Vallahi nasıl desek. Demir, sen anlatmak ister misin? Fena değil baba. Aa, zorlama kendini. Dur önce bir kardeşin gelsin, Ateş Bey gelsin. Hepimize anlatırsın o zaman. Oo, herkes toplanmış. Ne oluyor? Bilmem ne oluyor. Ne olsun mesela? Nasıldı okul? İyiydi babaanne, normal. Aa, herkes buradaymış ya. Merhabalar. Ha, kambersizliğin olmaz. Ateş Bey de geldiler işte. Anne. Baban size bir şey izlettirecek. Bilmeniz bir şey değil ama ya. Biliyorsunuzdur zaten.
Ne zamandan beri bu evde benim sözüm dinlenmiyor Demir? Baba. Ne baba? Ne baba? Dükkanda gözümün içine baka baka bana nasıl yalan söyledin Demir? Hiç mi utanmadın? Baba, abimin kötü bir niyeti yoktu. Ayşen sus. Ne dedim ben size? Ben size ne dedim? Mesafe konacak demedim mi? Siz ne yaptınız? Bir olup bir de iş çevirdiniz. Yetmedi. Bir de rezil oldunuz. Neyim ben? İskele babası. Estağfurullah baba. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Bu çatının altında hiç birbirimize yalan söyledik mi biz? Böyle bir ayıbı, böyle bir kötülüğü yaptık mı biz size? E anneye babaya yalan söylemek, bize yalan söylemek nedir ya? Hakikaten yazıklar olsun. Yok. Demek ki ben sizi yetiştirememişim asıl. Bana yazıklar olsun. Celal'cim, çocukların üzerine biraz fazla gitmiyor musun ya? Baksana üzüntüden perişan oldular. Sen sus gelin. Sen sus. Ben bunu bilir bunu söylerim. Bu ikisi geldiği günden beri olanlar oldu torunlarıma. Çocuklarımın huyu değişti. Farkındayım anne. Farkındaysan yapacağın tek bir şey var. Yarından tezi yok. Bu ikisini kapının önüne koyacaksın. Aynı çatının altında yaşamak istemiyorum ben bunlarla. İşte o kadar. Kim demiş yarın diye? Yarını falan yok. Hemen, hemen şimdi çıkıp boşaltın evimi. Ama Ceylan amca bir dinlesen ne olur. Bakın, ben söyleyeceğimi söyledim. Daha fazla yalana, dalavereye tahammülüm yok. Bitti. Ya baba hiçbir şey göründüğü gibi değil Allah aşkına ya. Ya evet, yalan baba, değil. Abim doğru söylüyor. Ben göreceğimi gördüm kızım. O da bana yetti. Celal, ama hep böyle yapıyorsun bak. Dinlemeden etmeden ya bir müsaade et çocuklar bir anlatsın. Neyi anlatsınlar Perihan ya? Neyi anlatacaklar? Nasıl yalan söylediklerini mi? Ne kadar rezil olduklarını mı? Allah aşkına yapma ya. Oh ağzına sağlık oğlum. Yürü. Celal amcam bir saniye bir de... Bu konu kapanmıştır. Şimdi çıkın, toparlanın. Sizi daha fazla bu çatının altında görmek istemiyorum. Hadi. Tamam.